Hocam öncelikle Bandırma deplasmanıyla başlayan bir galibiyet serisi yakaladık. Evet. Allah bozmasın. İç sahada Samsun farklı bir galibiyet. Ardından da muhteşem bir maçta Süper Lig takımı Göztepe'yi deplasmanda eleyip Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Bursa ve Bursa Spor'un gençleri var. Evet. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerinizi almak istedim. Tabii önemli 3 karşılaşma. Arka arka oynadık. Bir de 4 gün arayla oynadık bu karşılaşmaları. Ümraniye maçından sonra, Ümraniye'de Cuma oynamıştık. Salı günü Bandırma. Ya bu kısa sürede bu reaksiyonu vermek önemliydi. Çünkü belki sezonun en oyun olarak düşük maçını Ümraniye maçını oynamıştık ve bu maçı biz iki farkla kaybetmiştik. Bandırma maçı bu anlamda önemliydi. Çünkü Bandırma takımı son 3 maçta 7 puan almıştı ve kaybetmiyordu. Orada çok ciddi bir reaksiyon gösterdik. Müthiş bir mücadele ortaya koyduk. Belki oyun olarak evet çok çok tatmin edici bir oyun belki değildi. Ama mücadele anlamında da sezonun en iyi mücadelelerinden birini ortaya koyduk ve kazandık. Dönüşünde tabii Samsun takımı ligin en iddialı takımlarından bir tanesi. Birçok transfer yaptılar. Başlarında Ertuğrul Hoca gibi bir hoca var. Tamamen şampiyonluk parolası da çıkmış bir takıma karşı. 3 farklı galibiyet tabii ki çok önemliydi. Çok zorlandığımız bir gerçek. Belki skor 3-0 gibi görünüyor. Ancak özellikle maçın ilk 20 dakikası. Yani ilk 20 dakikada onlara 1-2 tane şans verdik, pozisyon verdik. Ama golden sonra oyunu dengeledik, oyun üstünlüğünü elimize aldık. İkinci yarı maalesef kırmızı karttan sonra son yarım saat tabii ki biraz sıkıntılı geçti bizim açımızdan. O süreçte de rakibe pozisyonlar verdik. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar var. Birini değerlendirdik. Bizim de 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Neticede 3-0'lık güzel bir galibiyet aldık. Ve en son dediğiniz gibi Göztepe maçı yani belki son zamanların, son yılların en keyifli maçlarından bir tanesiydi. Bol gollü, bol pozisyonlu ama dikkat ederseniz hani Süper Lig takımına karşı Göztepe ki ligin bana göre iyi takımlarından bir tanesi. Kesinlikle. Puan durumunda da iyi durumdalar. Yani oyunun hiçbir alanında geri adım atmadık. Evet galip durumdaydık. Mağlup duruma düştük. Ancak oyunun hiçbir dakikası oyunu bırakmadık. Ve çok bana göre çok anlamlı ve önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyet şu anlamdan önemli. Takımın özgüveni zaten her geçen gün yükselen bir grafik vardı son iki maça bakıldığında. Özgüven anlamında şu an tavan yapmış durumda. Bunun tabii devamı çok önemli. Yani biraz istikrarlı gitmemiz gerekiyor. Çünkü ligin devamına baktığınız zaman ilk defa iki maç üstte kazandık. Şimdi İstanbulspor maçıyla beraber bunu 3 yapmak istiyoruz. Belki 4'e 5'e gider mi? Şimdi onların planlarını yapıyoruz ki işte geldiğimiz nokta bu anlamda çok değerli. Yani geldiğimiz noktayı ben açıkçası çok önemsiyorum. Çünkü oyun anlamında 14'lik 3 kupa maçı, 17 maç. Yani bir maçı dışarıda bırakırsak ki o da olabilir. Yani lig çok uzun maraton. Her maçı çok iyi oynayıp kazanamazsınız. Bazen kaybedeceksiniz de bazen kötü de oynayacaksınız. Ancak 16 maça baktığımız zaman her zaman sahada iyi bir Bursaspor vardı. Kazansa da kaybetse de maç berabere de bitse maçı kazanmak adına her şeyi yapan bir takım vardı sahada. Bu anlamda da çok mutluyuz biz. Bu gelişimimiz devam edecek. Yani şu an son 3 maçımız kaldı. İstanbulspor maçıyla beraber seriyi 3'e çıkarırsak ligde bana göre ilk yarıyı çok iyi bir yerde bitirebiliriz. Peki hocam aslında en önemlisi şu değil mi? Yani genç futbolcular, bu çocukların hepsi hatta sizin bir röportajınızda da vardı. Sokağa çıkma yasağı olan evet, genç futbolcular. 18 tane oyuncumuz. Kesinlikle. Hocam bu çocukların hem kendilerini böyle disipline etmeleri, sizin elinizin evet, buraya bu anlamda dokunuşu zaten belli ediyor kendini ama bu çocukların yenildikleri haftadan bir sonraki hafta sahaya ayrı bir motivasyonla çıkıp evet, galibiyet için hatta ve galibiyet aldıkları evet, maçlar, yendikleri maçlardan sonra rehavete kapılmayıp açıklamalarla sosyal medyada işte yazılarla falan değil de daha çok bir sonraki haftaya odaklanarak gelmesi. Peki bu anlamda saha içinde özel bir çalışmanız oluyor mu ekibinizle birlikte? Ya hem saha içi hem saha dışı. Aslında bu anlamda bu biraz mental eşik. Bu saha dışı daha çok mesai harcamanızı gerektiriyor. Şu anlamda şanslıyız. Hep ben söylüyordum. Biz geldiğimizde bu oyuncu grubuyla ben birçoğuyla çalıştım. Fazla Hoca alt yapıda birçoğuyla çalıştı. Oyuncuları tanıyoruz. Yani karakterlerini de biliyoruz. Nelerden, neleri yapabileceklerini, nerelere gidebileceklerini. O anlamda şansımız var. Karakterli de bir grup. Zaten biz sezon başı geldiğimizde biliyorsunuz iki arkadaşımızı dışarıda bıraktık. Ya grup inanılmaz derecede karakterli ve keyif alan bir grup. Birbiriyle vakit geçirmekten, antrenman yapmaktan keyif alan bir grup. Ve biz onlara sürekli başarabileceklerini, yani iyi takım olduklarını, yetenekli oyuncular olduklarını, evet tecrübe eksikliği tabii ki var ama oynamadan tecrübe kazanamazsınız. Yani bu tecrübeyi de her geçen hafta üzerine koyarak devam edeceklerini oyuncu grubumuz buna inandı. Yani inandığı noktada zaten yükselişe geçeceklerini biz biliyorduk. İnişler çıkışlar muhakkak olacak. Yani bundan sonraki süreçte de olacak. Her maçı çok farklı veya çok çok iyi oynayarak kazanamayacağız. Belki kaybedeceğimiz maçlar da olacak ama ben hep onlara şunu söylüyorum. Yani iyi takımlar çok çabuk reaksiyon gösterip düştüğü yerden kalkan takımlardır.
Ya o süreci uzatmamak lazım. Belki iniş evet olacak, mağlubiyet olacak ama onu bir seriye veya uzun süreye yaymamak gerekiyor. Hemen orada tekrar kendilerini yenileyip, önce mental olarak yenileyip sonra biz onları fiziksel olarak ve taktiksel olarak maça 3 tane eşik var. O 3 eşiği çok iyi şekilde hazırlayıp birbirimize sarılarak tekrar ayağa kalkmak çok önemli. Bunu da iyi oyuncu grupları yapar. Hep bu şekilde motive ediyoruz. Onlar da buna ikna oldular. Artık herkesi her yerde yenebileceklerine de inanıyorlar. Bu çok önemli bana göre. Çünkü sezon başında hep kırılma anları yaşıyorduk dikkat ederseniz. Yani birçok maçta öne geçtiğimiz maçlarda oyunu tutamamakla alakalı, kazanamamakla alakalı sıkıntılarımız vardı. Şu anda bunları da çözmüş durumdayız. Yani çünkü sezon başında şu an 17 maçın 17'sinde de kupalarla beraber ligde bilmiyorum böyle bir takım var mı. Hani bütün maçlarda gol attık ve ciddi anlamda pozisyon üretiyoruz. Attıklarımızın belki bir o kadar belki daha fazlasını da kaçırıyoruz. Yani pozisyon anlamında çok üretkeniz. Buna da inandıkları için yani herkesin hoşuna giden, keyif veren, hücum futbol oynayan ama tabii savunma yönünde hala ciddi zaaflarımız var. Onu da takım halinde geliştirmek için gerçekten çok çalışıyoruz ve mesai harcıyoruz. Ama bu anlamda da son iki maça baktığınız zaman Bandırma'da gol yemedik. Özür dilerim, bir tane gol yedik penaltıdan zaten. Penaltıyı hepimiz biliyoruz nasıl olduğunu. Samsun maçında yemedik. Evet belki verdik ama sonu nihayetinde yemedik. Yani bunları çoğaltabilirsek zaten biz takım savunmasını iyi yapıp yediğimiz gol sayısını aşağı çektiğimiz takdirde zaten ivmelenmenin çok daha yukarıya çıkacağı çok net bir şekilde önümüze çıkıyor. Oynadığımız maçları baz alırsak bu çok net önümüze çıkıyor. Biz de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Yani takım savunmasında yediğimiz golü aşağıya çekersek zaten oyuncularımıza da bunu söylüyoruz. Otomatikman skorları kendinden gelecek ve sıralamadaki yerimizle beraber tamamen özgüven de artacak, yeterlikler de artacak ve tamamen istediğimiz noktaya geleceğiz. Hocam aslında sene başı geldiğiniz ilk gün, ilk demecinizde bir cümle kurmuştunuz. Bursa'nın yüzünü Bursaspor'a döndürmemiz lazım evet. diye. Siz Türkiye'nin yüzünü Bursaspor'a döndürdünüz ama Bursa'nın yüzünü Bursaspor'a döndürebildiğinize inanıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Taraftar harici konuşuyorum. Yani şu an hala çok yeterli mi değil gibi görünüyor. Tabii baktığımız zaman herkesi heyecanlandıran bir oyuncu grubu var. Bu çok net. Yani herkesi heyecanlandırıyor. Özellikle son iki maçta oynadığımız oyun ve aldığımız galibiyetler bu seviyeye getirdi. Ancak şu önemli bence yani evet bu çocuklar galibiyet de alacak, mağlubiyet de alacak. Ama her ne olursa olsun bu oyuncuların gerçekten çok ağır bir yükü var. Yani biz 2-3 maç kazandıktan sonra şehir yüzünü dönmemeliydi. Şu anda belki daha önceden dönmeliydi. Çünkü bu çocuklar geçmiş yılların yükünü taşıyorlar. Maddi manevi anlamda taşıyorlar. Yani biz bu çocuklara ben her röportajımda onu söylüyorum. Şehrin tüm birimleri yani en küçüğünden en büyüğe hiç fark etmez yani. Maddi manevi destek vermesi lazım. Maddi destek de vermesi lazım, manevi destek de vermesi lazım. Çünkü bu çocukların buna ciddi anlamda ihtiyacı var. Gerçekten ihtiyacı var. Hepsi bu kulübü çok seviyorlar. Bu kulüple beraber büyümek istiyorlar ama yanlarında da o gücü hissetmek istiyorlar. Ben de yani şehrin, evet şu anki gelen mesajlar şehrin harekete geçeceği yönünde zaten. İnşallah bu birliktelik, bu samimiyet, bu sıcaklık en kısa zamanda sağlanır. Ve bu oyuncu grubu da çok çok daha iyi oyunlar oynayıp çok çok daha iyi skorlar alır. Hocam sizde ego, kompleksi hiçbir şey olmadığını biz biliyoruz. Hatta bütün Bursaspor taraftarı biliyor. O yüzden de çok rahat bir şekilde bu soruyu sorabiliyorum. Hocam çıkalım. Kapı kapı gezip Bursaspor'a destek, bu çocuklara destek toplayalım desem çıkar mısınız? Ben bu takım için yapılabilecek, bu oyuncular için yapılabilecek yani olumlu her türlü eylemin içinde ben olurum. Her türlü eylemin içinde. Yani çünkü isteyeceğimiz nokta Bursaspor. Kendimize istemeyeceğiz zaten. Hani kulübe isteyeceğimiz için kapı kapı da gezilir, her yere de gidilir. Yeter ki bu kulüp için, bu kulübün bulunduğu yerden ayağa kalkması için bu oyuncu grubuna. Çünkü gelinen noktanın birinci mimarı oyuncu grubu. Mevcut oyuncu grubu. Biz şu an 28 tane oyuncuyla çalışıyoruz. Vefa da bunların içinde sakat olan. Her gün o da bizimle tesiste. 24 oyuncu, 4 kalecimiz, 28 tane oyuncumuz var. Bizimki Vakıfköy'den de aramıza aralıklı gelip giden oyuncularımız var. Yani şu anda gelinen noktanın baş mimarı onlar. Oyuncu grubu. Çünkü onlar sahiplenmesi, onlar bu denli birlikteli olmasalar şu andaki çünkü ortam gerçekten gelip siz de arada geliyorsunuz zaten inanılmaz sıcak bir ortam var. Bizim geldiğimiz günden beri aslında sağlamak istediğimiz aile ortamı buydu zaten. O sıcaklık, o samimiyet, o güven. Yani herkes birbirine gülüyor, insanlar birbirine samimi buluyor. Bir sıcaklık var, bir samimiyet var. Beraber üzülüp, beraber seviniyorlar, beraber eğleniyorlar. Tesiste yani her şey var diyebilirim şu an Özce'de. Bu bizim zaten birinci önemsediğimiz nokta buydu. Mutlu olmaları, oraya mutlu gelmeleri ki verimliliği böyle artacaktı zaten. O anlamda
benim takımla alakalı, oyuncularla alakalı tekrar söylüyorum, olumlu, pozitif yapılabilecek her şeyde tabii ki ben de varım. Ben bu her zaman her şeye ben hazırım bu konuda. Hocam peki bu sene geldiğinizde, uzun zaman sonra Özce'ye ilk girdiğinizde, geçtiğimiz yılın birçok söylentileri vardı. Şimdi tekrar üstünden geçmeyelim isterseniz, evet, ama o esintileri gördünüz mü? Gerçekten gözünüzde hayır, kesinlikle benim buraya dokunmam lazım, bunu engellemem lazım dediniz mi? Ya tabii ki geldiğimiz noktada biliyorsunuz oyuncularımız federasyona vermişti. Mevcut oyuncularımızın 4-5 tanesi personel maaşları, personel mutsuz, oyuncular organizasyonun ne olacağıyla alakalı sıkıntıları var. Kalmak mı, gitmek mi? Gitmek isteyenler vardı biliyorsunuz. Yani lig başlayacak, biz geldiğimizde 12 gün vardı. Çok evet, acil bir şekilde oyuncuları, maçları hazırlamak gerekiyor. Her anlamda çok kalabalık. Yani birçok sorun vardı. Oyuncular mutsuz, tedirginler, gitmek isteyenler, kararsızlar. Yani kararsız olanlar var. Gidelim mi, kalalım mı? Onların hepsini tekrar ayağa kaldırmak, onların hepsini tekrar içeriye duygu olarak sokmak. Önce duygu olarak sokamazsınız zaten, diğer eylemleriniz hepsi boşa çıkacak zaten. Bunu biliyorsunuz. Ya biz Adana Demirspor maçından önce ya bazı oyuncularımızın feshedip tekrar mukavelelerini imzaladık. Ya Adana Demirspor maçından 2-3 gün önce. Yani bu sorunlarla biz lige başladık. Yani orada çok pembe bir tablo çizilmeye çalışılıyor ama öyle pembe bir tablo yok. Zaten geçen senenin gelindiği nokta ortada, 17-18 transfer. Son anda 6. olarak playoff'a girmişsiniz. Playoff'ta büyük hezimete uğramışsınız. Oyuncuların hepsi federasyona verip paralarını hem alacaklar hem boşa çıkmışlar. Bedava gidecekler ve paralarını da alacaklar. Elinizde kalan oyuncu sayısı belli. Tahtanız kapalı. Oyuncu kalanlar gitmek istiyor. Personel mutsuz, oyuncu mutsuz. Yani kulüp gerçekten sıkıntılı bir süreçteydi. Hep beraber ben onlara ama şunu söyledim. Yani geldiğimizde yani samimi olacağız dedim. Ben size olmayan bir şey var gibi hiçbir zaman göstermeyeceğim dedim. Ve olmayacak bir şeyin sözünü de vermeyeceğim dedim. Ama evet, sıkıntılı bir süreçmiş, sıkıntılı bir süreç. Ama onlar da bu sıkıntılı süreci bilerek burada kaldılar. Biz de bu sıkıntılı süreci bilerek buraya geldik. Yani şikayet etme gibi bir durumumuz zaten hiçbir zaman olmadı bizim. Sadece ama gerçekleri de söylemek zorundayız. Yani bu da kulübün gerçekleri, bulunduğu nokta. Zaten belirli sıkıntılar olmuş gibi kulüp buraya gelmiş. Yani bunları zaten hep ben diyorum, hasır altı yapmak, arkaya atmak, ötelemek yarın yine karşınıza çıkacak. Ben hep şunu savunuyorum. Bir yerde bir problem varsa, bir sorun varsa o sorunu çözüp devam etmek lazım. O sorunu göz ardı edip, bir şu an değil deyip kenara atıp devam etmek size hiçbir şey kazandırmıyor. Yarın yine o karşınıza çıkacak çünkü. Bu anlamda ama benim hep zaten hani geldiğimiz nokta çok değerli dediğim konuların içinde bunların hepsi var aslında. Geldiğimiz nokta bu yüzden çok değerli. Ben oyunculara şunu da söyledim. Yani bu şehrin heyecanını tekrar geri getirecek. Çünkü Bursa'da birçok kesim Bursaspor'la alakalı küskünlükte demeyeyim ama bir yani artık uzaklaşma, vurdum duymazdık. Yani Bursaspor tamam artık yani herkesin dedim tekrar yüzünü buraya, Özlüce'ye ve Bursaspor'a çevirecek tek organizasyonu yapacak kişi oyuncu grubu, kişiler. Sadece bunlar oyuncu grubu ama onlar çıtayı daha da yükselttiler. Sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin belki Avrupa'nın yüzünü Bursaspor'a çevirdiler. Yani bunu tekrar söylüyorum, bu oyuncu grubu yaptı. Biz sadece yol gösteriyoruz. Onlar o yola girmezse yine olmazdı bu. O yüzden tekrar aynı noktaya geliyoruz belki ama bu şehrin çok acil bir şekilde bu çocuklara maddi manevi destek olması ve sahip çıkması lazım. Peki hocam, isim normalde gitmek hiç adetim değil, sizin de değil biliyorum ama Burak Altıparmak'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor mu? Yani çünkü saha içinde takındığı tavır, sene başı gitmek isteyen futbolculardan biri olduğunu da biliyoruz. Onu nasıl ikna ettiğinizi de biliyoruz ama Burak Altıparmak'ın da bu özellikle son 3 maçta, bu güzel galibiyetlerin olduğu haftalarda saha içinde cidden sazı eline aldığını görüyoruz. Onunla alakalı maddi problemler tabii ki olacak. Kendisi bu problemleri şu anda dert eder etmez tabii ki onu bilmiyorum. Takım içi sorunlar ama bu anlamda da sizin onunla özel bir görüşmeniz oldu mu? Biraz daha sahiplenme konusu. Ya geldiğimiz günden beri zaten hem sağ içi hem sağ dışında çok ciddi bir katkı veriyor. Ama işte sen biraz önce söyledin yani ben isim bazlı şu an bizim o 6 tane bizim tecrübeli Onur'u da onların içine katarsa 25 yaşında ama 6 tane tecrübeli oyuncumuz var. Ya inanın bana hepsi fedakarlık yapıyor. Hani çünkü biz tabii ki yani herkes sahaya odaklı. Yani oyuna odaklı 90 dakikaya bakıyor. Biz hem sahaya bakıyoruz hem dışarıdaki eylemlerine bakıyoruz. Yani bizim için bu çok önemli. Çünkü onlar bizim kendi bünyemizdeki genç oyuncular için idol oyuncular.
ve onları örnek alıyorlar. Burada ben 6 oyuncunun bugüne kadarki bütün sergilediği davranışlardan hepsinden memnunum. Tabii ki performanslar, inişler, çıkışlar muhakkak olacak. Ama onlar hem saha içinde hem saha dışında hepsi süre fazla alanda, az alanda çok önemli değil. Çünkü biz hepsine şans verdik, hepsine de veriyoruz. Ama bugüne kadarki 4 aylık sürece baktığımız zaman ben hepsinin saha içi ve saha dışı davranışlarından son derece memnunum. Hepsi de bugüne kadar o görevlerini, o abilik görevlerini, o oyuncularla iletişim kurmaları, onları yönlendirmeleri, onların bakış açılarını değiştirme konusunda ciddi anlamda katkı koyuyorlar. Altısı da bunu yapıyor. O anlamda da zaten takımın geldiği nokta zaten o yüzden değerli. Çünkü o yüzden takım oldular. O yüzden birbirlerini seviyorlar, sayıyorlar, beraber eğleniyorlar. Antrenmanda, yemekte, istirahat halinde, seyahat halinde, otelde, her yerde bu birlikteliği o yüzden sağladılar zaten. Büyükler onları kucakladı, abilik yaptı. Küçükler de onlara saygı göstererek onların açtığı yoldan devam etti. Ve böyle bir hava oluştu ve bu havada şu andaki görüntüde sahaya çok pozitif yansıdı. Bu anlamda ben onların bugüne kadarki duruşlarından hepsinden çok memnunum. Zaten hocam onu saha içinde görüyoruz. Mesela Ali Akman'a bir top atıldığında kendi yaşıt grubundansa kızabiliyor ama abi grubundansa hiç hemen önüne dönüyor, evet. Tekrar tam kızacakken. Evet. Peki hocam biraz da bir sorum da ailesel gelecek. Uzun zamandır tesiste olduğunuzu biliyorum. Tesisten evet. Çok fazla çıkmadığınızı, sürekli onlarla futbolcularla vakit geçirdiniz. Hatta futbolcuların da birçoğunun geçen sene evine dönen maç sonu, futbolcuların birçoğunun şu anda tesiste kaldığını biliyorum. Evet, doğru. Hocam maç sonları birçok kişi arıyordur. Ailenizden arayan olduğu zaman galibiyet anı, örnek veriyorum Göztepe maçında mesela ne hissettiniz? Ya özel bir andı çünkü. Tabii özel bir an. Yani ailemden şöyle söyleyeyim, eşim aradı tabii. Eşim, çocuklarım aradı, annem aradı. Annem maçları seyredemiyor. Yani şimdi, ama Göztepe maçını seyretmiş. Yani bilmiyorum nasıl oldu. Normal lig maçlarımızın hiçbirini seyretmiyor. Maç bittikten sonra telefonunu da kapatıyor. Yani çok heyecanlanıyor. Maç bittikten sonra skoru öğreniyor. Eşim aradı, annem aradı, abim aradı. Yani hani aileden sorduğunuz için söylüyorum. Tabii ki çok sağ olsun bütün Bursa'dan arkadaşlarımız, akrabalarımız, eş dost, bize destekleyen camiadan diyebilirim. Yani birçok kesimden mesajlar aldık, aradılar. Ya tabii gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Yani ama şu var, İşimizi yapıyoruz. Yani bir anlamda da işimizi yapıyoruz. Olması gereken bu. Benim açıkçası ben ve ekibim bizim şöyle bir yol haritamız var. Yani biz sonuçta bir iş yapıyoruz. Yani bu işi yaparken de her zaman işler yolunda gitmeyebilir. Bu işte başarı var, başarısızlık var. Ama bizim yol haritamız, bizim hedefimiz sürekli işin hakkını verebilmek. Yani bu antrenman olacak, antrenman dışı olacak. Rakibi izlemek var, rakibi analizi var. O güne özgü oyun planı var. İşte ilk 11, yedek oyuncular. Yani adına ne koyuyorsunuz? Oyuncuların mental anlamda, fiziksel anlamda, taktiksel anlamda hazırlığı var. Ya biz her şeyi yapmak zorundayız. Bir defa bu bizim görevimiz. Ama bunları yaptıktan sonra sonuçta bir oyun oynanacak. Karşınızda da bir rakip var ve onlar da bu hazırlığı yapıyorlar. 90 dakikada bir oyun oynayacak ve oyundan sonra bir skor ortaya çıkacak. Biz gereken her şeyi yapalım. Skora bakacağız diyoruz biz her zaman. Ben oyuncularıma da bunu söyledim. Yani her maçı kazanamayacağız. Kazanamayız zaten. Öyle dünyada başka bir takım yok. Ama kazanmak adına her şeyi yapmak lazım. İşte hafta içi, çünkü maç bir 90 dakika değil. Biz ondan önce 5-6 gün antrenman yapıyoruz. Bu işin fiziksel hazırlığı var, taktiksel hazırlığı var, mental hazırlığı var. Oyuncuların şu bilinçli olması lazım. Öyle bir konumdalar ki bütün şehri temsil ediyorlar. Kendilerine bakmak zorundalar. Özel yaşantılara. Yemeleri, içmeleri, gezmeleri, özel, parantez içinde söylüyorum, özel hayatları, her şeyi. Her şeyi, yeri, dozajı önemli. Zamanı önemli. Bunlara çok dikkat etmeleri. Oyuncu grubu da bundan mesul. Herkes layıkıyla yerine getirdiği takdirde maça çıkacağız, maçı oynayacağız. 90 dakika kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanacağız veya kaybedeceğiz. Ben onu hep diyorum. Başımızın üstünde yeri var. Bazen kaybedebiliriz de. Deriz ki biz her şeyi yaptık, olmadı. Rakip daha iyiydi. Tebrik ederiz. Yolumuza devam ederiz. O anlamda biz çok rahatız. Yani çok rahat bir şekilde ben geceleri çok rahat uyuyorum. Galip de gelsek mal. Çünkü biz her şeyi yapıyoruz. Ekip olarak yani rakibi zaten her rakibin en az 2 maçını canlı seyrediyoruz. Hocalarımız seyrediyor. Biz hafta içi en az 2-3 maçlarını, en az minimum 2-3 maçlarını 90 dakika tekrar izliyoruz. Ona göre bir analizi hazırlıyoruz. Ona göre bir plan hazırlıyoruz. Kendi doğrularımız neler? Kendi maçımızı izliyoruz. Son maçımızı, oradaki hatalarımızı, artılarımızı çıkarıyoruz. Onlara göre antrenman planı hazırlıyoruz. Yani vesaire vesaire vesaire. Hani birçok konu o 90 dakika için çok yoğun mesai var. Tabii ki 90 dakikada oyuncuların artık vitrinde, vizyondaki eylemlerine kalıyor. Onlar da bugüne kadar ellerinden geleni yaptılar. Hocam bir de bunu ben çok görüyorum. Hani sosyal medyada da çok merak ediyor. Eminim buradaki ekip arkadaşlarımız da merak ediyordur.
ben kendi adıma da merak ediyorum. Yani bu yenildiğimiz, mağlup olduğumuz maçlarda ya da yendiğimiz maçlarda futbolcular içerisinde, gençler, Bakırköy'den çıkanlar içerisinde böyle sizi gerçekten içinizi burkan bir an yaşandı mı? Örnek veriyorum, bir futbolcu çok kötü bir şeyde kalmıştır. İsim vermeniz gerekmez. Yani yapmış olduğu bir hata yüzünden hayal kırıklığı yaşamıştır. Yok. Hata değil. Hata ben hani hata olabilir. Hata yaparak zaten öğrenecekler. Hata yapmadan öğrenme şansları yok. Ben hata hiçbir zaman takılmıyorum. Bazı maçlarda bazı oyuncularımızı erken oyundan aldık. Yani mecbur kaldık. Bir tek kendi açımdan söylüyorum. Ben hani ama onlara da ben bunu anlattım. Yani çünkü çok gençler. Çok yeniler, öğrenecekler. Biz onlara güveniyoruz, oynatıyoruz da yani. 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında ilk 11 başlatıyoruz. Ama tabii ki bu bir yük. Yani aslında biz onlara bir yük bindiriyoruz. Yani bazıları kaldırabiliyor, bazıları süreç içerisinde, bazıları belki belirli bir süre sonra kaldıracak. Yani bazı 2-3 maçta onların bazılarını erken oyundan almak zorunda kaldık. Yani bu beni, hani şahsen beni üzdü yani. Oyuncuların üzüldüğü için ben üzüldüm. Ama onlara da bunu anlattık. Yani onlar bizim için çok değerli. Bu takımın geleceği onlar zaten. Ama biz onlara burada şans veriyoruz. Güvendiğimiz için veriyoruz. Evet, oyun olmayabilir. O gün farklı şeyler olabilir. Hani sanki hani sorumlular o oyuncularmış gibi algılanmasını ben istemiyorum. Çünkü oyundan çıkardığınız oyuncu sanki hani o olmadı da ondan sonraki gibi bir durum değil. Biz 16 yaşındaki çocuklara yani karşılarında 30 yaşında milli oyuncular var. Yani yabancı oyuncular var. Bütün takımların 5-6 tane yabancısı var. Ve size'lı ve kuvvetli oyuncular. Mesela Ümraniye maçı, evet biz kötü oynadık diyoruz ama bizi o gün kuvvet olarak ezdiler Ümraniye takımı. Dikkat edersiniz o günkü Ümraniye takımına. Biz, bakın fiziksel demiyorum, hani dayanıklılık anlamında demiyorum. Güç olarak biz biraz ezildik o gün. Yani bazı oyuncularımız güç olarak altta kaldılar, cevap veremedik yani. Ama bu süreçte bunlar olacak. Tek üzüldüğüm konu onları böyle bazen erken oyundan almak açıkçası beni üzdü ama bu süreci de böyle atlatacağız. Yani bu, ona da bunlar alışacaklar. Belki de almasanız daha farklı anlar yaşayacaklar. Ya onlar için de daha kötü dakikalar gelebilir daha ilerleyen süreçte. Zaten aslında bir anlamda onları koruma amaçlı da alıyoruz. Hem takım hem onları koruma amaçlı yaptığımız o davranışlar. Tamam, son olarak hocam, o zaman bir de yeni yıl mesajınızı alalım sizin. Hani camiaya, taraftara, futbolculara buradan yeni yıl mesajını verirseniz. Ya tabii ki hem camiaya hem tüm Bursa'ya, aslında belki tüm insanlığa, zor bir süreçten geçiyoruz. Dünya zor bir süreçten geçiyor, biliyorsunuz Covid-19 hastalığı var. İnşallah en kısa zamanda önce bundan kurtuluruz ki birçok insan, aslında birçok kesim çok ciddi anlamda etkilendi. Özellikle yani esnaf kesimi diyebiliriz belki, küçük esnaflar belki. Yeni çok içme. çok özellikle. Ya Allah herkesin yardımcısı olsun, sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Maddi manevi destek olması gerekiyor. Çünkü herkesin başına gelebilir bu tarz durumlar. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulur. Bütün dünya, bütün insanlık normale döner. Yeni yılla beraber, 2020 biraz sıkıntılı geçti. 2021 yılı tüm insanlığa, tüm yani bütün herkese diyeyim, tüm Bursa Spor Camiası'na önce sağlık, mutluluk, huzur ve sevgi getirmesini diliyorum. Ben inşallah kulübümüz için de 2021 yılıyla beraber bir yükseliş trendi başlar ve istediği yerlere ulaşır. Hocam biz de size hem camia adına hem taraftar adına teşekkür ediyoruz. Hem bize yaşattığınız bu güzel anlar için hem de Türkiye'nin yüzünü Bursa Spor'a çevirdiğiniz için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bursa Spor'da bugün Bursa'nın ve Bursa Spor'un nabzını tutmaya devam edecek. Bizler Türk futboluna yeni futbolcular kazandırırken Türk futboluna yeni bir teknik ekip de kazandırıyoruz. Bursa şehri olarak biz gururluyuz. İnşallah bundan sonraki dönemde de böyle yayınlarımız hem genç teknik adamlarla hem de genç futbolcularla devam edecek.